Merhabalar efendim. Sevgiyle, saygıyla sizleri selamlıyorum. Pancar benim çok sevdiğim bir sebze. Hemen akla antioksidan denilince nar geliyor. Fakat pancarın biraz ikinci sıraya itildiğini hissettim. O yüzden pancar için ayrı bir organizasyon yapmam gerekti. Pancarı hiç ihmal etmeyiniz. Pancar da sağlık açısından son derece yararlı. Bir kere her şeyden evvel kalorisi düşük. 100 gramda 44 kalori var. 2 gram lif içerir. 0,2 gram yağ vardır. Lif de 1,2 gramdır. Dolayısıyla bu içeriği itibariyle de son derece yararlı sağlık için. Başka bir takım özellikleri de var. Örneğin folat açısından zengin. Günlük ihtiyacımızın %20'sini, manganiz için ise %16'sını karşılama imkanımız var. C vitamini de düzeyi yüksek. Zaten C vitamini düzeyi yüksek olduğu zaman özellikle bağışıklık açısından daha uygun olduğunu söylemem gerekir. Yalnız pancar için bir takım uyarılarda bulunmak lazım. Pancarı üretin demek, tüketin demek gayet iyi. Ama özellikle oksalat içeriyor, böbrek taşı olanlarda sıkıntı var. Ürik asit nedeniyle gut hastalarında sıkıntılı olabilir ve de şeker içeriği yüksek. Onun için şeker hastalarının dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla tüketirseniz de hazımsızlık ve gaz yapar. Ve tabii ki en çok dikkat çeken özelliği idrar ve dışkıyı boyar. Pancarı, özellikle pancar turşusunu, pancar suyunu bilenler biliyorsunuz bir yere bulaştı mı lekesi kolay kolay çıkmaz. Şimdi etkilerinden bahsettiğiniz zaman liste çok büyük. Bir de şunu söylemek gerekir ki hep antioksidan denilir. Yapılan antioksidan sıralamasında, yani deneysel olarak yapılan antioksidan sıralamasında sadece nara geçirilmiştir. Bir de çok güçlü bir şekilde nitrat içerir. Bu da nitrik oksit sentezine yardımcı olur ve damarları genişlettiği için kalp damar hastalarında ve özellikle tansiyon hastalarında kullanımı önerilmemektedir. Kullananlarda da tansiyonda bir miktar düşme meydana gelmiştir. Küçük olur ama hatta bazı çalışmalarda ilaçtan bile vazgeçildiği görülmüştür. Yine sporcular için önemli bir özelliği var. Kas kan akımını arttırdığı için atletik performansa yardımcı, hatta antrenmanlardan 1-2 saat önce içilmesini öneriyorlar. Beyin kan akımını da benzer şekilde arttırıyor. Dolayısıyla bilişsel fonksiyonlara katkısı var. Bir de bağırsak florasını düzenliyor. Sadece lif içeriğiyle değil, bağırsağın iç tabakasında bir miktar kalıyor ve fermente oluyor. O yüzden de yararı olduğu söyleniyor. Boron içeriyor. Boronun da testosteron sentezinde katkısı olduğu için düzeylere bir miktar yardımcı olabileceği söylenebilir. Hep kanserle ilgili şeyler söylenir ama pancarda sadece deneysel ve laboratuvar düzeyinde olan bir takım çalışmalar vardır. C vitamini içeriği itibariyle bağışıklığı güçlendirdiği söylenir. Gene C vitamini itibariyle özellikle enfeksiyonlara karşı etkili olduğu söylenebilir. Göze de iyi gelir çünkü içerisinde zantin diye bir madde var. O gözde olumlu etkileri var. Betalin diye bir madde var pancarın içerisinde. Bütün bu etkilerinden o sorumlu. Bir de aynı zamanda betalin karaciğerden toksik maddelerin atılımına yardımcı oluyor. Dolayısıyla pancarı tüketmeniz yararlıdır. Pancarın kendisini tüketebilirsiniz, suyunu tüketebilirsiniz. En güçlü detoks maddesi pancar suyudur ve özellikle sevmiyorsunuz da turşusunu mutlaka öneririm. Pancarı sadece salatalarda değil, özellikle vegan beslenenler gayet iyi bilir. Her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Sebze ve makarna ile beraber söz konusu olabilir. Hatta fırında bile pişirilebilir. Çok lezzetli olur. Yani ben pancarın katkıda bulunduğu bir sebzeli pizza yemiştim. Harikaydı. Ve hatta görüyorum bazı vegan sitelerinde pancardan hamburger bile yapmışlar. Özet efendim, pancarı alışveriş listenize ekleyin. Görürseniz alın. Değişik şekillerde de tüketebilirsiniz. Efendim sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.